Bu derste AlphaCam'de aynala, ölçeklendir ve uzat komutlarını anlatacağım. Aynala komutunu AutoCAD kullanan kullanıcılar için Mirror komutu olarak da bilebilirsiniz. Bu komutta herhangi bir aks veya da düzlemin sağından, solundan veya da farklı konumlarından nesneleri birbirine aynalayabilirsiniz. Örnekteki uygulamada aynala komutuna girdikten sonra öncelikle aynalanacak nesne seçiyor. Diyelim ki buradaki nesneyi ben var olan nesneyi yukarıya aynalamak istiyorum. Buradaki mevcut nesnenin aynısını burada da oluşturmak istiyorum. Bunun için kopyala, döndür, çevir herhangi bir şey yapmadan direkt aynalayla bu işlemi bitirebiliriz. Ya da tersi de bu tarafa doğru bu şekli buraya almak istiyorum. Bu şekil etrafında yani mevcut geometrinin etrafında bunu çoğaltmak istediğimi varsayalım. Şimdi aynala komutuna girdikten sonra öncelikle hangi geometrilerin aynalanacağını seçmeniz gerekiyor. Bunları tıklayarak seçiyorum. Ardından işlemi onaylamak için mouse'un sağına tıklıyorum. Sonra burada sizden aynama çizgisinin ilk noktasını isteyecektir. Bakın şu anda en yakalılar kapalı. Otomatik en yakalayı açalım. Aynala çizgisinin ilk noktası olarak burayı verelim. Ardından ikinci noktayı isteyecektir. İkinci nokta olarak burayı verebilirim ya da şurayı verebilirim. Burayı verdikten sonra diyor ki orijinali saklı ısınma. Yani mevcut kalıpta mı bunu aynalayayım yoksa silip de mi atalım? Eğer evet dersek bunun aynısını alıp yukarıya doğru aynalayarak koyacaktır. Hayır dersek silip alacaktır. Evet dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki geometriyi buradaki aks referans almak suretiyle yukarı doğru aynaladı. Aynı işlemi açılı bir şekilde de yapabiliriz. Tekrar space tuşuyla devam edelim. Komuttan girdik. Tekrardan nesneleri seçtik. Ardından sağa tıkladık. Sonra burada kullanacağım aynalama çizgisinin ilk noktasını istediğini söylüyor burada. Birinci nokta burası. İkinci nokta olarak burayı da verebilirsiniz. Çok önemli değil. Hayır diyelim. Mesela bu sefer silerek attık. Bu işlemi bu şekilde gerçekleştirdik. Tekrar komuta girelim. Aynı nesneleri seçtik. Sağa tıkladık. Ardından birinci nokta, sonra ikinci nokta. Evet dedik ve bu şekilde aynaladık. Bir daha yapalım. Buradaki iki nesneyi seçtik. Sağa tıkladık. Ardından birinci nokta olarak burası, ikinci nokta burası. Evet dedik ve bu şekilde aynalama işlemini gerçekleştirdik. Diyelim ki burayı sil yapalım. Sil işlemi yapayım. Şöyle. Şuradaki iki nesneyi sildim. Buradaki nesneyi buraya da aynalayabilirsiniz. Bakın mevcut olan şuradaki geometriyi şu aksı referans almak suretiyle bu tarafa aynalayacağım. Buradaki geometrileri seçelim şu şekilde. Ardından aks olarak bunu seçiyorum. Nokta olarak bunu seçiyorum. Orijinali sakla. Evet dedikten sonra işlemi tamamlıyorum. Mevcut buradaki dört nesneyi bir anda da aynalayabilirsiniz. Aynala komutuna girdikten sonra buradaki nesneleri kesme penceresi şeklini seçiyorum. Bakın aradaki farkı daha önce anlatmıştım. Eğer şu şekilde seçersem hepsini seçiyor. Yardımcı çizgileri de seçiyor. Ancak şu şekilde seçtiğimiz zaman sadece bu pencerenin içine giren nesneleri seçiyordu. Ardından sağ tıklayıp birinci aksı, aksın birinci noktası ve ikinci noktasını veriyorum. Orijinali sakla evet dediğimizde bu şekilde nesneyi çoğaltmış oluyor. Diğer ikinci bir komutumuz ise ölçeklendir. Ölçeklendir adı üstünde büyütüp küçültmeye yarayan komuttur. Bu komuta girdikten sonra öncelikle ölçeklendirmek istediğimiz nesneyi seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki buradaki mevcut nesneyi büyütmek istiyoruz. Bunu seçtikten sonra ya da tersini de yapabilirsiniz. Küçültmek istiyorsunuz. Sağa tıklayalım. Sağa tıkladıktan sonra ölçeklendirme işlemi için herhangi bir başlangıç noktası istiyorum. Bunu mouse'la tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki bu köşe bizim referansımız olsun. X yönündeki ölçeklendirme faktörünü istiyor. Diyor ki bu yönde ölçeklendirme faktörü kaç olacak? Diyelim ki ben bu nesneyi X yönünde 2 katı büyütmek istiyorum. Okey. Y yönünde ise aynı kalsın. Aynı kalmak istediği zaman 1 giriyorum. Okey. Bu şekilde dediğim zaman bakın X yönünde bu nesneyi ne yaptı? 2 katı büyüttü. Y yönünde sabit kaldı. Ctrl Z. Gerisini diyelim ki bunu yarısı kadar küçültmek istiyorum. Tekrar ölçeklendir komutuna gelelim. Nesneyi seçelim. Sağa tıklayalım. Buradaki referans nokta olarak diyelim ki varsayalım. Burası.
Burada matematik işlemler geçerli olur arkadaşlar. 0.5 virgül koymayalım. 0.5 yani yarısı oranında 1 bölü 2 demek oluyor. 0.5 oranında küçülsün. Okeyledim. Aynı işlemi y aksına da y yönünde de y doğrultusunda da aynı değer olsun mu? Evet. Okey diyelim. Görmüş olduğunuz gibi yarı oranında bu şekilde nesneyi küçültmüş olduk. Sağ tıklayıp komuttan çıkıyorum. Diğer bir komutumuz ise uzat komutu. Uzat komutuna girdiğimizde geometriyi seçmemizi isteyecektir. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi sağ tıklayıp çıkalım. Edit geometri komutuyla ben şöyle nesneyi seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi nesnenin bağlantı noktaları yani düğüm noktalarında her çizginin veya dayayın birleştiği noktalarda beyaz noktacıklar çıkıyor. İşte bu noktacıklar referans alınıyor uzatta. Uzatta eğer ki siz sadece şu köşeyi uzat yaparsanız burayı şu şekilde uzatacaktır. Ama şu alanı seçip de uzatmak istiyorsanız burayı pencere içerisinde şu şekilde seçip ardından uzatmanız gerekecektir arkadaşlar. Yani pencereyle şurayı seçip yukarı taşımanız gerekiyor. Ya da bunu sağa doğru uzatmak istiyorsanız şuradaki iki verteksi seçip en azından bu iki verteks içine girecek şekilde seçip uzatmanız gerekiyor. Yani bir çeşit sündürme işlemi bu. Şimdi uzat komutuna girelim. Bu komuttan çıkalım. ESC ile uzat komutu. Ardından geometriyi seç diyor. Ben geometrini bakın şu şekilde pencere şeklinde seçiyorum şu alanı. Sağa tıklıyorum. Bu şekilde yaptığımızda bu alanı sündürme işlemine uygun hale getiriyorum. Bakın şu şekilde yaptığımda nesneye herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü ben şu şekilde yukarıdan aşağı doğru seçtim. Dolayısıyla benim seçim yönüm şu şekildeydi hatırlarsanız. Ve sadece nesnenin şu kısmını içine aldı. O halde buradan da şu kısmını buradaki vertexleri tutmak suretiyle yukarı çekiştirebilirim. Şöyle ki buradaki noktadan şöyle mouse'un soluyla üstüne gelmek suretiyle yukarı doğru sündürebiliriz. Sağa doğru bakın sünmüyor. Sola doğru gitmiyor. Şimdi sağa tıklayalım.